5 On The Way'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni rotamızda güzeller güzeli Tarsus'tayız. Tarihi birikimiyle, doğasıyla, lezzetleriyle ülkemizin en güzel kültür rotalarından bir tanesi olan Tarsus'ta Tarsus Belediyesi'nin davetiyle geldik. İlle de Tarsus etiketiyle, sloganıyla buradayız. 2 gün boyunca Tarsus'un doğal güzelliklerini, yemeklerini, kültür rotalarını, mekanlarını size tanıtmaya çalışacağız. Çok güzel bir ekip var. Gurme İzmir var, Ozan Sihay var, Ender Mutfak'ta var. Yani çok sevdiğim dostlarımla yeni bir şehirdeyiz. O zaman ne yapıyoruz? Mekanları keşfetmeye başlıyoruz. Şimdiki durağımızda meşhur Eshab-ı Kehf mağarası. Burası yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta Dedeler Köyü'nde Encülüs Dağı'nın eteklerinde bulunan Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından oldukça kutsal kabul edilen bir yer. Bu 7 uyurların hikayesini çok duymuşsunuzdur ama Tarsus buranın orijinal yeri olarak kabul ediliyor. Hikaye de şöyle, zamanında bu Roma İmparatoru Tacianus adı verilen imparator çok zalim bir imparatormuş. Ve Tarsus'a geldiği zamanlarda Tarsuslu gençleri toplayarak Roma dinine sadık kalmalarını ve tek tanrı dinden vazgeçmelerini söylemiş. Bunu kabul etmeyen gençler de şehirden uzakta bulunan bu mağaraya gelip saklanmışlar. Bunu duyan da Tacianus mağaranın ağzını kapatarak burada gençlerin 309 yıl boyunca mucizevi bir şekilde bu mağarada uyumalarına sebep olmuş. Ve bu gençler 309 yıl sonra uyandıktan sonra merkeze gelmişler ve bir anda imparatorun öldüğünü ve o zaman bir şeyler almak için kullandıkları paranın artık geçerli olmadığını görmüşler. Böylelikle onların hayatta kaldığını gören insanlar bu mağaraya akın akın gelerek bu insanların mucizevi hikayesini dinlemişler ve o günden bugüne kadar bu yedi uyurların hikayesi günümüze kadar ulaşmış. O yüzden şu anda çok kutsal bir yerdeyiz her iki din içinde. Şu anda da biz de mağaranın girişinde bulunan 1879 yılında yapılan minarenin de altında girişe başladık. Aşağıdaki mağarayı da bu 12-13 basamakla inip görebileceğiniz mağaraya da girdikten sonra şehir merkezindeki mekanlarımıza doğru devam edeceğiz. Eshab-ı Kehf'e gelmişken arkadaşlar çok yakında bulunan Taşkuyu Mağarası'nda gezmeyi ihmal etmeyin. Şu anda bulunduğumuz yer yaklaşık böyle Eshab-ı Kehf'ten bir 500-600 metre uzaklıkta ücretsiz girişi olan ve Tarsus'taki en güzel mağaralardan biri olarak kabul edilen Taşkuyu Mağarası. Şimdi de içeriye girip içeride neler olduğunu bir bakalım. Şu anda gördüğünüz mağara arkadaşlar deniz seviyesinden 275 metre aşağıda toplamda 450 metre uzunluğunda bir mağara. Sarkıt ve dikitleri çok bol görebildiğiniz gibi. Hani biraz daha böyle kaya kütlelerini görebiliyorsunuz. Burada sarkıtlar çok daha küçük ve az. Onun dışında burası ortalama 19,5 ile 24 derece arasında bir sıcaklığa da sahip. Şu anda turumuza devam ediyoruz. İşte salonlar var. Her bir salonda da farklı bir jeolojik dönemden kalma taşları görüyorsunuz. Daha çok böyle toprak rengi ve biraz da bej rengi kayalar. Şu anda böyle galerileri gezdikten sonra da turunuzu bitiriyorsunuz. Burası biraz Mersin'deki Aynalı Gölü andırıyor ama oradaki güzelliği, Gilindire'nin güzelliği orada bir gölün olması. Burası da göl yok ama biraz daha renk olarak ve şekil olarak ona çok benziyor. Şimdi biraz doğal mekanlara doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu göl ya da gölet diyelim, yapay bir göl burası. Pir Ömerli köyüne bağlı Pir Ömerli Gölü. Burası yaklaşık böyle şehir merkezinden bir 30-40 dakika uzaklıkta bir yaylalara doğru çıkarken tepede bulunan küçük bir göl. Şu anda mevsimden dolayı yani yeşil renkler hakim ama bahar aylarında çok güzel oluyor burası. Zaten etrafı tamamen bir doğal güzelliklerle kaplı. Yolu biraz bozuk ama rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Yine bir sıkıntı yok. Civarda hiçbir şey yok. Sadece siz varsınız. Herhangi bir tesis de yok. Ama gelip burada kamp kurabilirsiniz. Burası kamp alanlarından bir tanesi olarak da belirtiliyor. Tabii kendi imkanlarınızla artık sorunlarınıza çözüm bulmanız lazım. Bugün doğal mekanlara devam edeceğiz ama yarın bizi tamamen tarihi ve kültürel mekanlar bekleyecek. Şimdi bir sonraki doğal mekana dolu yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Pir Ömerli Köyü'ne devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya çok yakın bir yerde son zamanların modası olan lavanta bahçesi var. Öyle çok büyük bir bahçe beklemeyin. Burada yeni yeni ekiliyor ama buranın özelliği hiç ekim yapılamayan bir yerde lavantayı ekme başarısı göstermişler ve şu anda artık hasat zamanı çok yaklaştığı için artık o bildiğimiz ikonik renklerinden uzaklaşmış durumda. Yaklaşık bir hafta içinde de bunları böyle toplayacaklarmış. Şu anda arkamda güzel bir salıncak yapmışlar. İşte girişte güzel bir kapı var. Gördüğünüz gibi onun dışında gelip burada fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Yani lavanta fotoğrafları ve videoları çekmek için ta Isparta'lara gitmenize gerek yok.
Tarsus'ta da böyle güzel bir mekan var. Muazzam bir yere geldik arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yer Karageçit adı verilen zümrüt mavisi ya da yeşili rengiyle misafirini karşılayan bir doğal güzellik arkadaşlar. Burada Karageçit köyü var. Oraya çok yakın bir yerde bulunan şu anda su altı kenarında baraj var. Barajın hemen ilerisinde işte kanyon başlıyor. Sonrasında Öküz Yeni yani adı verilen bir doğal havuz var. Çok güzel birçok mekanın bir arada bulunduğu bir bölgedeyiz. Bugün doğal mekanlara devam edeceğiz bu noktadan sonra. Önce bir yemek molası verdik. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra bu Tarsus'un doğal güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz. Burada birkaç tane restoran da var. Gelip burada balığınızı, kebabınızı yiyebilirsiniz. Et de var. İşte gözleme sıkmayı yiyebilirsiniz. Onun dışında çayınızı, kahvenizi içip burada dinlenebilirsiniz. Sonrasında kanyonlara doğru uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Şimdi biz de uzun bir rotaya çıkmadan önce sıkı bir yemek yiyerek rotamıza devam edeceğiz. Bulunduğumuz yer Kurt Çukuru Kanyonu arkadaşlar. Az önce yukarıda o muhteşem baraj manzarasını size göstermiştik. Buradan da kanyon boyunca devam edeceğiz. Birkaç yüz metre böyle sarp kayalıkların arasından yürüyeceğiz. Harika bir doğa var. Çok bakir. Kimse yok buralarda. Sadece bizim ekip var. Gelmek biraz zor. Normal aracınızla buraya gelemiyorsunuz. 4x4'ler gerekiyormuş. Ya da artık belli bir noktadan sonra yürümeniz gerekiyor. Şu an suyun içinden yürüyoruz ama Dinçer hocam gibi kayaların önünde girebilirsiniz. Böyle şu ana kadar güzel mini mini şelaleler de var. Vallahi böyle yerleri özlemişim. Geçen pandemiden sonra gelmiyordum. İyi geldi benim için de. Tarsus'un bir önceki videosunda buralar yoktu. Daha önceki videoda biliyorsunuz ki biraz daha kültürel mekanları anlatmıştım ama bu videoda dolu dolu doğal mekanlar oldu. Kurt Çukuru Kanyonu'ndan yolumuza devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz zümrüt mavisi, yeşili, muazzam mekan arkadaşlar Kadırcık Nehri. Çok güzel bir doğa var burada. Yani çok zorlu yollardan geliyoruz. Böyle çat pat mı pat pat mı ne? Öyle bir traktörle gezmeye çalışıyoruz. Ama geldiğimiz her yer bizi büyülüyor. Tarsus'un zaten doğal anlamda ne kadar güzel bir yer olduğunu biliyorum. Ama buraları görmemiştim. Benim için çok güzel oldu. Şu anda işte böyle girebilecek bir yer arıyoruz. Böyle çünkü sürekli bir tehlikeli işareti var. Zaten kayalar falan var. Normalde böyle atlarım ama kötü örnek olmak istemiyorum şu anda bulunduğum yerde. Bakalım güzel bir yer bulursak ve yine bir serinleyeceğiz. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Şu an Temmuz'un ortasındayız. Yukarıda bir şelale varmış. Orayı gördükten sonra da gizli havuzda böyle güzel bir havuz varmış. Doğal havuz varmış. Oraya doğru devam edeceğiz. Şimdi yukarıdaki şelaleye doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle biraz engebeli bir yol var. Her an bir börtü böcek hayvan çıkabilir. Gerçi bir de çıplaz ama ayaklarımız çıplak ama suyun sesini alıyorsunuz değil mi? Sanırım çok güzel bir şey bizi bekliyor. Hadi bakalım ne çıkacak. Oh çok tatlı. Küçük küçük şelaleler çıktı arkadaşlar. Tarsus'un simgelerinden Tarsus Şelalesi var arkadaşlar. Burası bol kar dağlarından doğan Berdan Irmağı'nın bittiği yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şahane bir doğanın ortasındayız şu anda. Yemyeşil o dünden beri size gösterdiğim o suluğun rengi burada sizin karşınıza çıkıyor. Tarsus Şelalesi şehir merkezine çok yakın. Yaklaşık bir 10 dakikalık yolculukla buraya çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Girişte bir ücret ödemenize gerek kalmıyor. Sadece otopark için bir ücret ödüyorsunuz. Civarda kafeler, küçük böyle restoranlar da var. Yemek de yiyebilirsiniz, kahve de içebilirsiniz. Dilerseniz böyle fotoğraf da çekebilirsiniz. Burada fotoğrafınızı da çekiyorlar. Şu anda dediğim gibi şelalenin gözlem kısmındayız. Tarsus'ta görmeniz gereken bir diğer doğal mekan da Tarsus Şelalesi. Artık kültür rotasına başlıyoruz arkadaşlar. İlk geldiğimiz nokta şehrin önemli mekanlarından Kleopatra Kapısı.
adını da aldığı gibi Kleopatra ile özdeşleşen bir yer. Çünkü zamanında şu gördüğünüz bölge aslında rivayete göre denize çok yakın ya da denizin kıyısında bir yermiş. Ve bu kapı da deniz kapısı ya da Silifke kapısı olarak da alınıyor. Denize açılan kapıymış o surların dışında olan. Ve Kleopatra'nın sevgilisi Caesar'la da burada buluştuğu söylendiği için bu kapının ismi bu şekilde. Romalılar döneminden beridir ayakta olan bir kapı, sonraki dönemlerde Abbasiler döneminde son halini almış ve günümüze kadar sadece bu kısmı ulaşmış. Bunun bir benzerini Avrupa'da da biz son gezimizde gittiğimiz zaman Selanik videosunda anlatmıştım. Selanik'te size göstermiştim. Böyle bir kapı kalırmış oluyor. Odancım Kleopatra kapısı kardeşim. Evet, geldik. Sezar'la Kleopatra'nın buluştuğu kapı. Buradan buluşmuş. Çok romantik bir yer. Dediğimiz gibi Tarsus'ta da görmeniz gereken mekanlardan bir tanesi de burası. Türkiye için liderler, dünya için liderlik sloganıyla 1888 yılından beridir hizmet veren Tarsus Amerikan Koleji'nin bahçesindeyiz arkadaşlar. Burası şehirdeki en ikonik taş yapılardan bir tanesi. Şu anda meşhur merdivenlerin önündeyiz. Burası da Ozancığım'ın bana verdiği bilgiye göre her sene mezunlarının sıralanıp fotoğraflar çektirdiği merdivenleri. Fotoğrafçılar için çok popüler bir noktadayız şu anda. Tarsus gezinizde tabii ki bu gezecek yerler arasında çok göremeyeceksiniz ama bence bunu da listenize ekleyin ve gelmişken de burada güzel fotoğraflarınızı çekin. Sırada şehrin en önemli dini merkezlerinden bir tanesi olan Hristiyanlar için çok kutsal yerlerden biri kabul edilen St. Paul Kilisesi'ndeyiz arkadaşlar. St. Paul yani Aziz Paul Tarsus halkı için de geçmişten bu yana çok önemli bir dini figür. Hazreti İsa ile aynı dönemde yaşamasına rağmen onunla karşı karşıya gelmemiş ama Hristiyanlığın yayılmasıyla ilgili çok ciddi emek veren misyonerlerden bir tanesi. Kendisi Tarsus'ta da yaşamış. Hatta bugün onun adının geçtiği birçok yeri de size anlatacağım. Burası da 18. yüzyılda yapılan St. Paul Kilisesi. Onun adına yapılmış bir kilise. Yukarıda çok güzel freskler var arkadaşlar. Hazreti İsa'nın havarilerinden Yohanna'nın, Luka'nın, Matta'nın da böyle freskleri de var. Onun dışında çok sade bir kilise. Yani öyle Avrupa'da gördüğünüz o şaşalı kiliseler hiç benzemiyor. Ortodoks inancında bu biraz daha sadelik vardır bildiğiniz üzere. Yani burayı da böyle gezdikten sonra, güzel iç mekanı da gördükten sonra artık yavaş yavaş eski kent merkezine doğru devam edebilirsiniz. Yılında Ramazanoğlu Beyliği'nden Piri Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından yaptırılan 40 kaşık bedestlerine geldik arkadaşlar. Burası Ulu Cami'nin hemen arkasında bulunan şehrin tek kapalı çarşısı, eski çarşıdan bahsediyorum. Şu anda da hediyelik eşya dükkanlarının hizmet verdiği, buraya geldiğiniz zaman Tarsus'a ait ya da bölgeye ait hediyelik eşyalar alabileceğiniz şirin küçük bir pazar. Hemen yukarıda gördüğünüz gibi 40 tane kaşığı da burada simgesel olarak koymuşlar adını aldığı bir şekilde. Benim bildiğim kadarıyla da bu 40 kaşık da eskiden burası imarathane olarak kullanıldığı için böyle bir simgesel olarak da şu anda günümüzde kaşıklar yerleştirilmiş. Şimdi burayı da gezdikten sonra rotalarımıza devam ediyoruz. Gelin kızlarımız kültürde beraber götürdükleri için Adana ve Mersin'de biliyor ama asıl Tarsus kaynarıdır. Öyle mi? Evet. Tarsus kaynarı. Adana olarak kaptırdık bunu o zaman. Kaptırdık. Tarsus'a veriliyor. Ticaret alayabısı ya da belediyenin alması gerekiyor. Evet. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Öyle olunca, sen bilmiyor musun? Biliyorum. Yetişiş baharattan yapılıyor. Zencefil, zerdeçal, havlucan, yenibahar, tarçın, karanfil. Bundan bir şey hayal ediyoruz. Üzerine ceviz ve tarçın koyuyoruz. O yüzden bu Tarsus kaynarı bağışıklık sistemini yükselten bir kaynardır. Grip aşısıdır. Koronada çok fazla kullandık çünkü bağışıklık sistemini yükselttiği için korona çok uğramıyor insanlara. Dünya peygamber Bolluk Bereket peygamberi M.Ö. 606 yılında burada kıtlı konur. Burada yaşayan kral tarafından davet edilir. Onun buraya gelmesiyle beraber bolluk ve bereket gelir. Topraktan ürünler fışkırır, insanların karnı doyar, ambarlar dolar. Göndermezler burada kalır. Öldüğünde 18 metre aşağı gömerler. Üzerinden Tarsus nehrini geçirirler. Yıllarca nehrin altında yatar. Bir gün nehrin yatağı değişti, mezar ortaya çıkar. Mezarı 18 metre yukarı örerler, üzerine seccade koyarlar. Yeri kaybolmasın diye. Oraya gittiğiniz zaman seccadeli yeri görüyorsunuz. Değişen su kanallarını görüyorsunuz. Sol taraftaki merdivenlerden aşağı indiğinizde yerin altında köprüleri görürsünüz. O köprülerin her bir bacağı 21 metre kare. Çok ağır tonajlı arabaların geçtiği düşünülüyor. Çukurova topraklarının çok verimli olması, Danya peygamberi burada hep misli alakalı sözlerler. Bizim topraklarında ne ekerseniz çok güzel ürün alırsınız.
Siz oraya gittiğiniz zaman ne yapacaksınız? Kapıdan girişte tam karşıda seccadeli yeri göreceksiniz. Gözünüzle odaklanacaksınız. Daniel Peygamber'in yüzü suyu hürmetine de bir tane dilek dileyeceksiniz. Tek dilek dileme hakkınız var. Bu dileğiniz bir mucizeyle gerçekleşti. Mucize gerçekleştiğinde buraya gelmenize gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim Daniel Peygamber diyorsunuz ve başka bir dilek diliyorsunuz. O dileğiniz de gerçekleşiyor. Burayı bir defa ziyaret etmeniz yeterli. Benim hayatımda çok fazla mucize var. O yüzden oraya çok inananlardanım. Benim hayatım tereyağından kıl çeker gibi güzel değil. Ne güzel. Ağzınıza sağlık. Şamera, yer altında yaşayan, melden aşağısı yılan, üstü çok güzel olan bir kadın. Hava almak için yeryüzüne çıktığında burada yaşayan kralına aşık olur. Kralın birisine aşık olduğunda evlenmesi gerektiğini söyler. Baba kral kabul eder. Fakat Şamera kendine ait bir hayat olmadığını biliyor yeryüzünde. Yukarı çıkarken yılanlara diyor ki, ben yukarıya evlenmeye çıkıyorum. Yukarıda davulların sesi susarsa bilin ki ben öldürüldüm. O zaman hepiniz yukarı çıkıp insanları sokarak öldüreceksiniz. O yüzden Tarsuslar kıyamette sonumuzun yılanlarla olduğuna inanırlar. Adana çok sıcak olduğu için yangınlar, Mersin'de deniz olduğu için tsunami gibi sel. Yukarı çıkar, baba kral bakar ki Şahmeren bir yaratık. Oğluyla evlenmesi istemez, adamlarına öldürülmesini emreder. Kralın adamları düşünürler taşına şöyle bir yılan uydururlar. Derler ki, bizim burada bir adet var. Gelinler bir gün önce gelin hamamına götürülür. Biz seni gelin hamamına götüreceğiz. Rivayete göre Şahmeren hamamına götürülür. Orada göbek taşında kesilerek öldürülür. Hala göbek taşında Şahmeren'in kan üzerine taşıyan kırmızı kırmızı lekeler var. Duvarda da lekeler var. Bazı günler görüş açılıyor. Bunda fotoğraflar yok. Fakat bu hikayenin en güzel tarafı o günden bugüne. Tarsus'ta her gün davul çalar. Düğünlerde, nişanlarda çeyiz giderken, çocuklarımızı askere gönderken davul çalarız. Neden? Diyoruz ki yılanlara gelip bizi soğutmayın. Kıyamet günü gelmedi. Hala düğün devam ediyor diyoruz. Olur ya Tarsus'un bir mahallesi davul çalınmaz ki davulcular pazarımız var. Davulcular pazarında davulcular tık 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 davulanırlar. Amaç yerin altındaki yanlarda onun sesini göndermekti. Harika ya. Türk İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Cami-i Kebir, yani Tarsus Ulu Cami'deyiz arkadaşlar. Burası 40 Kaşık Bedesten'de anlattığım gibi yine Ramazanoğlu Beyliği'nden Piri Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından 1579 yılında yaptırılan eserlerden bir tanesi. Tarsus'taki en görkemli dini yapılarından bir tanesi arkadaşlar. Geleneksel Türk mimarisi ya da Türk İslam mimarisinin de güzel bir örneği. İçeri girdiğiniz zaman zaten o büyülenmiş atmosferiyle kendinizi bambaşka bir yerde zannedebiliyorsunuz. Şu anda bu görkemli kapısından içeri girerek caminin avlusuna turumuza başlayacağız. Tarsus'ta eskiden birçok medrese varmış arkadaşlar ama ayakta kalan tek medrese yine Ramazanoğlu Beyliği'nden kalan Kubat Paşa Medresesi. Şimdi burayı Aytaç hocamızın ağzından dinleyelim. İslam coğrafyasında medreseler yüksek eğitimin verildiği öğretim kurumları olarak açılmışlar. Kubat Paşa Medresesi de 1553 yılında Ramazanoğlu Bey'in Kubat Paşa tarafından yaptırılmış. Açık avlulu bir medrese. 8-8 karşılıklı toplam 16 odası var. Bunların her birine ocak deniyor. Mesela hemen sağ tarafta gördüğünüz ocaklar, bunlar derslikleri. Bir müderris, iki talebe şeklinde. Yani burası 16 kişilik bir medrese. Karşı tarafta yatakhaneleri. Burası parasız yatılı bir okul. İşte talebeler karınlarında 40 kaşık, o zaman imalathane orada. Aşevi orada doyuruyorlar. Böyle. Ve aynen bu merak. Orhan ustacığım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay çok nazik oldu. Arkamda gördüğünüz bu devasa kemer arkadaşlar Roma hamamının kalıntılarından, çok eski bir tarihe dayanan bir kemer arkadaşlar. Hemen
kemerden, buna bir de altından geçme kemeri de diyorlar ama ben altından geçerek arkadaki Siptili Çarşısı'na gideceğim. Tarihi Siptili Çarşısı da son zamanlarda artık restore edildi. Geçmişten bu yana çarşı imajını, çarşı görevini üstlenmeye devam ediyor. İçeride yöresel eşyaları yapan ustalardan restoranlara, belediyenin hatta güzel bir restoranı da var içeride. Birçok güzel mekan var. Buradan işte girdikten sonra, şu görkemli mekanlara girdikten sonra Siptili Çarşısı'nda alışverişinizi yapabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. St. Paul Kilisesi'nde size St. Paul, yani Aziz Paul'un Tarsus ve Antakya bölgesi için çok önemli bir insan olduğundan bahsetmiştim. Şu anda bulunduğumuz yer Aziz Paul'un Tarsus'ta yaşadığı yer ve onunla özdeşleşen kuyu. 38 metrelik bu kuyuda haç göreviyle bölgeye gelen Hristiyanlar buraya da uğrayarak hem evini hem de bu kuyu ziyaret ediyorlar. Buradan su içiyorlar ve dualar eşliğinde artık buradan ayrılıyorlar. Hemen Tarsus evlerine çok yakın, eski Tarsus evlerine çok yakın bir konumda bulunuyor. 20 TL giriş ücreti var ama müze kartı da ücretsiz. Buraya geldiğiniz zaman da bu mekanı gördükten sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi bulunduğumuz bölge arkadaşlar eski Tarsus evleri. Bunlar ikonik evlerin, konakların, restoranların, butik otellerin bulunduğu yerdeyiz. Aynı zamanda son zamanlarda buralar aile filmi başta olmak üzere birçok filme ve dizide ev sahipliği yaptı. Şu anda büyük bir restorasyon var burada. O yüzden çok sokakları size gösteremeyeceğim. Bir önceki videomu izleyebilirsiniz bununla ilgili. Orada evleri güzelce anlatmıştım. Buradan sonra da antik yola doğru devam ediyoruz. Şu anda geldiğimiz yer arkadaşlar antik yol ya da Roma yolu. Birçok antik kentte böyle yerleri görebilirsiniz. 65 metrelik bu yol zamanında milattan sonra 1. yüzyıldan beri ticari ve işte antik kentleri birbirine bağlayan yollar olarak kullanılmış. Bu bilgi tamamen doğru. Yanımdaki arkadaşlar bana inanmıyor ama şu anda bunu anlatmak istedim. Şu an içeri giremiyoruz. Kazı çalışmaları devam ediyor. Biz de tel örgünün arkasından çekiyoruz arkadaşlar. Bakın bu bilgi de doğru. Şöyle göstereyim. Yani dediğim gibi arkadaşlar, buradan da antik yolu gezdikten sonra artık yavaş yavaş Tarsus videosunun sonuna geleceğiz. Yeni durağımız Tarsus Müzesi arkadaşlar. Burası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı şehrin en önemli müzesi. Şu anda bu müzeye giriş tabii ki ücretli ama müze kartla ücretsiz girebilirsiniz. Neler var bu müzede? Şu anda görüntülerde görüyorsunuz. Tarsus'un ta Neolitik çağdan günümüze kadarki süreçte burada yerleşik olan medeniyetlerin bıraktığı tüm izleri bu müzede görebiliyorsunuz. Bahçesinde de şu anda 15 Temmuz sergisi var. Bu bahçe kısmına da sergiler yapılıyor. Onun dışında bütün departmanları zaten şu anda görüyorsunuz görüntülerde. Galeriler her birisi sıralanmış. Tam zamana göre her birini geziyorsunuz. Ara ara güzel interaktif uygulamalar da var. Sıcakta geliyorsanız özellikle içerisi buz gibi, tavsiye ederim. Bir girin, gezin, böyle bir ferahlayın. Ve görüntülerde de Tarsus'un geçmişine dair olan Kleopatra ile ilgili, St. Paul ile ilgili hikayeleri de izleyin ve dinleyin. Onlar da çok güzel anlatmışlar. Hani ben de eksik olduğum yerleri tamamlamış oldum görüntülerde. Böyle şimdi artık buradan sonra Nusret Mayın gemisine doğru devam edeceğiz. Ve artık videomuzu kapatacağız.